Ersin Çelik işte o bir sabah. Geldi kardan aydınlık. Gece Allahu Alem sabaha şam teslim alınmış olur. Niyeti, duası ve temennisiyle yattım. 8 Aralık 2024 sabahına da bu müjdeyle uyandık. Sevinç, şükür, şaşkınlık, heyecan. Çevremdeki birkaç kişiye şunu diyordum birkaç gündür. Meslek hayatımın en öngörülebilir ve stratejik hamlelerini sezebildiğim gelişmelerine şahitlik ediyorum. Açıkça ifade edeyim, son 2 aydır zalim Esed'in tası tarağını toplayacağına dair en ufak bir soru işareti oluşmamıştı kafamda. Hatta birkaç hafta önce TV.net'teki yayınımızda Esed'in tek kurtuluşu Erdoğan'ın paçalarına yapışmaktır demiştim. Gerçekten de Beşşar Esed'in tek şansı Erdoğan'ın işaret ettiği siyasi düzlemdi. Fakat o bunu anlamadı. Üstüne bir de sağa sola verdiği röportajlarla artistik yaptı. Kendisine uzatılan eli iterek, "Erdoğan'la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi gav?" dedi. Ancak bir şey dikkatimi çekti. Erdoğan bu süreçte Esed'e daha bir tahammül ederek yaklaştı. İstihza eden sözlerine tek satır yanıt vermediği gibi ısrarla "Gel konuşalım, bu sorunu çözelim." çağrıları yaptı. Peki, ne oldu da muhalif unsurlar Suriye Milli Ordusu altında birleşip 2 hafta dolmadan Şam'a girdi ve 60 bir yıllık Baas rejimi yıkıldı? Tüm şifreleri Cumhurbaşkanı Erdoğan gün gün aşama aşama verdi aslında. Amerika'nın yıllardan beri coğrafyamızda döndürdüğü oyunlara rağmen sanki dahli yokmuş havasında ama kendini belli eden bir strateji sergiliyor Türkiye. Yani muhataplarını aptal yerine koymuyor. Sahada yokum ama sahayı ben yönetiyorum, bunu da bilin diyor. Hala bazı tereddütler de var. Hala ülkesine, liderine güvenmeyenler var. Şu sualler havada uçuşup duruyor. Bu ilerleme nasıl oldu? Amerika bu işin neresinde? Muhalifler bu kadar hızlı nasıl ilerliyor? Önlerini kim açıyor? Rusya nerede? İran'a ne oldu? Rejim niçin direnmiyor? En garibime giden soru da şuydu. Türkiye bu hamlenin neresinde? İkna olmak isteyenler, oyun kurucu aklı iyi okurlarsa sorularına yanıt bulabilirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin 1 yıldan fazla zamandır verdikleri mesajlara ve yaptıkları hamlelere dönüp bakmak gerek. Bana göre MHP lideri Bahçeli'nin 28 Mayıs 2023 akşamı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlarken söylediği sözler bu günleri işaret ediyordu. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir. Her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez. Nasıl yani Esed'in devrilişi 28 Mayıs seçimleri sürecinde mi karar verildi? Diyenler olacaktır. Tam olarak böyle olduğunu düşünüyorum. 14 Mayıs'ı Cumhur İttifakı, 28 Mayıs'ı da Erdoğan kazanmasaydı, Beşşar Esed bugün Şam'daki sarayında oturmaya devam edecek ve Türkiye'den gönderilen Suriyelilere çok ağır zulümler ediyor olacaktı. Bunun en büyük delili de 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilmek için küresel sermayeyi, Joe Biden'ı, Avrupa Birliği'ni, İran'ı ve diğer uluslararası güçleri arkasına alan, uçtan uça kesimlerin desteğiyle adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Suriye Ordusu Şam'a ilerlerken yaptığı açıklamadır. Bakın, Halep alınırken sabık CHP liderinin kurduğu cümle, Esed'in son anda Amerika'dan yardım istemesiyle neredeyse aynı kapıya çıkıyor. Türkiye, en kısa sürede bütün güçleri kendinde toplayan, teslim alınan ve tehdit edilebilen bu tek adamlı saray rejiminden kurtulmalıdır. Türkiye yine ve neden mi Erdoğan'dan kurtulmalıydı? Çünkü Suriye'de tüm coğrafyada denklemi değiştirecek bir hamle yapılmıştı. Kılıçdaroğlu işte bunu gördü ve neyse ki Cumhurbaşkanı değildi. Bu nedenle Erdoğan'ın 28 Mayıs zaferi, 8 Aralık Suriye devriminin mihenk taşıdır. Cevap aranan soruların bir yanıtı da Erdoğan'ın 30 Ekim'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadaydı. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak. Akıllara ister istemez Devlet Bahçeli'nin deme yaptığı Öcalan çağrısı ile bağlantılı terör örgütü PKK'ya kapsamlı bir operasyon olasılığı geldi. Ancak Türkiye zaten PKK ile kesintisiz mücadelesinin sınırlarının hayli dışına taşmıştı.
güneyimizi boydan boya güvenli hale getirecek hamle, PKK'ya yol açan, şehirleri teslim eden Esed'e yapılmalıydı. Esed nasıl oldu da bir haftada devrildi? Sorusunun en yalın yanıtı ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarında, bölgesinde ve içeride eş zamanlı oyun, bozup oyun kuran hamleler yapmasında gizlidir. Denklemler sadece Suriye'de değişmedi. Sosyolojik ve jeostratejik okumalarını çok iyi yapmalıyız. Devrimi sadece Suriye halkı yapmadı. Batı'nın Orta Doğu'yu yangın yerine dönüştürdüğü Arap Baharı rüzgarı terse döndü. Yarım kalan devrimlerin devrimmiş gibi görünen, Mısır'daki Sisi örneğinde olduğu gibi, yeni diktatör rejimlerinin, hızla demokratikleşmelerinin ve zulüm altındakilerin özgürlüklerine kavuşmaları mecburiyeti doğdu. İlerleyen zamanlarda dönüp, bugünlere, yapılan açıklamalara bakıp, satır aralarından anlamlar çıkarmaya çalışacağız. Çünkü yıllardan beri dilimize yapışan "Bir sabah gelecek, kardan aydınlık marşı" ilk defa vücut buldu. Devrim mazlum Suriye halkının olduğu kadar, zalime zalim diyen halkların da zaferidir. Şu cümleyi de kurmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğerleri yıllardır Erdoğan'ı yenmek için Suriyelileri göndermek, kapı dışarı etmek üzerinden siyaset yaptılar. Oy devşirdiler. Erdoğan bu isimleri her seferinde yendi ve şimdi Şam'daki adamlarını da gönderdi. Bir anlamıyla Esed Şam'ı terk ederken, birilerinin siyasi varlık sebebi de ortadan kalkmış oldu. Nasıl bir boşluğa düştüklerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yusuf Kaplan, Kayıp Şehirler ve Uyanışın Salası. Suriye'de halk isyan etti, muhalifler sonunda Şam'a girdi. Esed ülkeyi terk etti. Ülkede bayram havası yaşanıyor. İsrail'in egemenlik alanını genişletmesine, İsrail-Amerika güdümünde bir kukla rejim tesis edilmesine ve PDGİZİBAS'e, YPG'nin İsrail-İran güdümünde bir Kürt devleti kurulmasına karşı dikkatli olunması hayati önem taşıyor Türkiye için. Türkiye, eğer uzun soluklu bir strateji geliştirebilir ve tuzaklara karşı teyakkuz halinde olursa, Türkiye Yüzyılı Projesi için bu noktadan itibaren başlangıç yapmış olur. Türkiye'nin Yahudilerin güdümündeki Amerika'nın, İsrail ve İngilizlerin oyunlarına karşı dikkatli olması gerekiyor. Bugün sütunumu, METO'muzun en parlak talebelerinden Mehmet Varıcı Hocam'a ayırdım. Varıcı Hoca, nefis bir tefekkür inşa ediyor, dört kadim medeniyet şehrimiz üzerinden. Ve bir matematik hocası olarak, METO'nun herkesi nasıl birinci sınıf bir tefekkür erbabı yapacak bir okul, ekol işlevi gördüğünü gözler önüne seriyor bu kısa ama nefes kesici yazısıyla. Zihin açıcı okumalar. İnsanlığın ruhunu diri tutan medeniyetimizin kurucu şehirleri. Şehirler kaybolur mu? Bir şehrin ruhu, onu inşa edenlerin adaletinden, hikmetinden ve direnişinden ayrıldığında sessizce yitip gider. Ama her sala uyanışa bir davettir. Şam, Bağdat, Kahire ve İstanbul. Bu şehirlerin sesi insanlığa uyanış için çalıyor. Duyuyor musunuz? Şam cesaretiyle, Bağdat hikmetiyle, Kahire direnişiyle ve İstanbul liderliğiyle asırlardır insanlığı ayakta tuttu. Ama hepsinin arkasında Mekke'nin fıtratı, Medine'nin kardeşliği var. Şöyle bir durup düşünün. Bu şehirler olmasaydı insanlık ne halde olurdu? Bu coğrafya sadece haritalarda bir alan değil. İnsanlık her büyük sarsıntıda buraya dönmüş, buradan yeniden doğmuş. İcma ile birleşmişiz, sünnet ile yaralarımızı sarmışız, Kur'an ile yolumuzu bulmuşuz. Peki, bu topraklar sadece bizim mi? Hayır. İslam'ın kaideleri insanlığın evrensel değerlerini de koruyor. Bu yüzden buraları kaybettiğimizde sadece Müslümanlar değil, bütün insanlık zarar görüyor. İnsanlığı fıtratına çağıran aziz şehirlerimiz, bakın, bu topraklar tarih boyunca hep sınanmış. Haçlı seferleri, Moğol istilaları, sömürgeci saldırılar, emperyalist oyunlar. Ama bunlar sadece kriz sahneleri olmadı. Selçuklu medreselerinden ahi teşkilatına, bilimden sanata kadar her alanda yeniden dirilişlerin kaynağı oldu. Hazreti Ömer'in "Adalet mülkün temelidir" anlayışıyla imar edilen coğrafyadan bahsediyoruz. Bu topraklar ki zulme karşı "Dur!" ihtarını
adaletin mihenk taşı yapmış. Bugün ne yazık ki bu topraklar yine tehdit altında. Siyonizm, Kudüs'ü hedef alarak hem maddi hem manevi mirasımızı yok etmeye çalışıyor. Kudüs, Hazreti Ömer'in adaletiyle çağımıza kadar korunmuş kutsal emanet iken, şimdi bu mirası tahrip etmek istiyorlar. Peki, bu sadece bir şehir meselesi mi? Elbette değil. Kudüs, insanlığın fıtratına dönüş çağrısıdır. Bu yüzden bu mücadele, taş atan bir çocuğun öfkesi kadar saf ve güçlüdür. Ehli sünneti tahrif ederek, İslam dünyasını tahrip etmek istiyorlar. Emperyalizm ise bambaşka bir hikaye. Bölgeyi parçalayıp kaynaklarını sömürmek, halkların hafızasını silmek için her yolu deniyorlar. Mezhep temelli, Şia yayılmacılığı da aynı derecede tehlikeli. Ehli sünnetin mirasını tahrif ederek bölgeyi ayrışmalara sürüklüyorlar. Sizce bu ayrılıklar kime hizmet ediyor? Peki buradan nasıl çıkacağız? Allah bize yol göstermiş. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Maide 2 işte formül burada. Şam yeniden cesaretiyle kılıç kuşanmalı, Bağdat yeniden hikmeti hatırlamalı, Kahire yeniden ehli sünnetin kalesine dönmeli, İstanbul yeniden tevhidin sancaktarlığını üstlenmeli. Her bir şehir kendi rolünü hatırladığında bu zincirin halkaları yeniden birleşecek. İnsanlığın umudu 4 şehir: Şam ve Bağdat, Kahire ve İstanbul. Son günlerde Suriye'de yaşanan hareketlilik umutlarımızı yeşertiyor. Belki bu dirilişin ayak sesleridir, kim bilir. Ama bunun sadece bir temenni olarak kalmaması için hepimizin üzerine düşeni yapması şart. Birlikte hareket edersek bu 4 şehir insanlık için yeni bir başlangıç olabilir. Bu topraklar sadece kara ve denizlerin kesişim noktası değil. Aynı zamanda medeniyetin kalbi. Tarih boyunca kara hakimiyetini elinde tutan güçler burayı inşa etmiş. Denizden gelen yıkıcı dalgalara karşı ise hep direnmişiz. Bugün de bu coğrafya İslam'ın rehberliğinde insanlığı kurtaracak bir maya olmaya hazır. Ama o mayayı harca katacak olan biziz. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Bu 4 şehri sadece nostaljik bir hatıra olarak mı görmeliyiz, yoksa insanlığın geleceğini şekillendiren bir çekiç ve örs olarak mı? Bana sorarsanız, kesinlikle ikincisi. Şam, Bağdat, Kahire ve İstanbul. Bu şehirlerin her biri, insanlığın adaletini dövecek güçlü bir çekiç, yeni bir medeniyetin şekilleneceği sağlam bir örstür. Ama unutmayalım, bu çekiç ellerimizde sessizce durursa, ne bir ses yükselecek, ne de bir pusat dövecektir. O sesi biz çıkarmalı ve pusatı biz dövmeliyiz. Çünkü bu, sadece bizim için değil, insanlığın huzuru ve adaleti için bir zarurettir.